Alo. Ece'ye adresi bir ambulans gönderir misiniz lütfen? Karakola gidip bildiklerini anlatacaksın halde. O şerefsizin anamın katili olduğunu, evi onu yaktırdığını söyleyeceksin. O adam çok tehlikeli halde. Hapishanedeki adamı konuşmaması için öldürttü. Bebeği kaçırıp suçu benim üstüme yıktı. Jandarma her yerde beni arıyor. Gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için tek konuşacak sensin halde. Hapishaneden niye kaçtın Kemal? Mecburdum. O herif bebeğe bir şey yapabilirdi. Gülü'nün bebeğini kurtarmak için hapishaneden kaçtın öyle mi? Gülü'nün bebeği için kendi hayatını tehlikeye attın. Ama kendi bebeğine ne olduğu umurunda bile değil, öyle mi Kemal? Ne demek istiyorsun Halide? Ben bebeği düşürdüm Kemal. Ne? Evet. Artık baba olmayacaksın. Artık bir çocuğumuz olmayacak. Çok üzgünüm. Olmalısın da. Çünkü bebeğim senin yüzünden öldü. Benim yüzümden mi? Senin bana söylediklerin yüzünden. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum dedim. Ben aklımı kaçırmış gibiydim. Çıldıracaktım, anladın mı Kemal? Halide. Sen benim ne halde olduğumu biliyor musun ha? Beni ne kadar yaraladığını hiç düşündün mü? Ha? Hiç düşündün mü Kemal? Canın yanıyor değil mi? Benim çektiğim acıların aynısını çekmeni istedim. Bebeğimi ben öldürdüm Kemal. Nasıl kıyarsın halde? Nasıl yaparsın? Nasıl? Bir de utanmadan beni mi suçluyorsun? Karnımdaki çocukla beni bırakıp giden sensin. Asıl sen öldürdün bebeğini. Halde nasıl yaptın? İnsan bebeğine nasıl kıyar Halde? Ben bütün hayatımdan vazgeçtim. Çiftliğimden vazgeçtim. Bütün mal varlığımdan vazgeçtim. Gururumdan vazgeçtim. Ama sen bunların hiçbirini hak etmedin. Bütün bu yaptıkların için pişman olacaksın Kemal. Anladın mı? Bütün bu yaptıklarına pişman olacaksın Kemal. Bir gün arkanı dönüp baktığında bütün bu yaptıklarına pişman olacaksın. Alo. Bana jandarmayı bağlar mısınız lütfen? Alo, ben Halide Şahin. Kaçak olarak aradığımız Kemal Şahin şu anda benim evimde.
Öyle güzelsin güzelim. Sana bakmaya doyamıyorum. Çok teşekkür ederim Orhan. Sana her gün yeniden aşık oluyorum. Lütfen yapmayın Orhan Bey. Serap. Benimle evlenir misin? Çok ani olduğunu biliyorum. Bana ümit vermek istemediğinizi de biliyorum. Ancak son olanlardan sonra ne sizi ne de oğlumuzu hiçbir şeyin ve hiç kimsenin üzmesine izin veremem. İzin verin Serap, hayat arkadaşınız olayım. Şey Orhan Bey, ben tanıştığımız ilk günden beri bizim için yaptıklarınıza minnettarım. İnanın hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. Siz olmasaydınız bütün bunların üstesinden gelemezdim. Ama inanın size karşı olan hislerim sizin sandığınız gibi değil. Anlıyorum. Ama reddetmeden önce bir kez daha düşünün. Emin olun sizi sandığınızdan biraz daha fazla tanıyorum. Hiç kimse sizi hazmedemez. Herkes açınızı kollarken yapayalnız kalmak ne demek gayet iyi biliyorum. Bu zaferden sonra aklınız ve vicdanınız yeni bir izdivacı reddediyor. Ama elleriniz onları sımsıkı tutacak birine ihtiyaçları var. Peki ya oğlunuz? Ben babasız büyümenin ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Hayatı boyunca hep bir yana eksik kalacaktır. Ali'nin böyle büyümesine izin vermeyin lütfen. Birlikte ata binecek, top oynayacak, ona örnek olacak. Onu hayatı boyunca sevecek birini istemez misiniz hayatınızda? Teklifinizi düşüneceğim Orhan. Söz veriyorum. Artık kalkabilir miyiz? Aklım Muzaffer elde. Elbette. Edisyon subuple. Ils veulent te parler d'Adana. Connectez, s'il vous plaît. Alo Orhan, ben Halide. Seninle önemli bir mevzuda konuşmam lazım. Uyardığın için teşekkür ederim Halide. Lütfen biz dönene kadar gözünü seherden ayırma. Elini çabuk tutmaya çalış. Dikkatli ol. Merak etme. Serap'a evlenme teklif ettim. Müspet bir cevap almam uzun sürmez.
Adana'ya döndüğümüzde her şey bambaşka olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.